şöhret, ün ve para, son model arabalar, lüks evler ve şaşalı yaşamlar. Bütün bunlar birçok kişi için ünlü oyuncu olma hayaliyle mümkün olabiliyor. Büyük umutlarla çıkılan yollar bazen sefalet ve hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu hikayemizde o süslü ekranların ve ihtişamlı günlerin ardına bakmayı denedik. Her şeyin iyi gitmediği durumları da görmenizi istedik. Bu yüzden şimdiye kadar 100'den fazla filmde rol alan eski Yeşilçam oyuncusu Çetin Başaran'ı konuk oyuncu olarak davet ettik. Ben Yeşilçam'da 1957 senesinde başladım sinemaya. Çetin Başaran olarak 700 tane filmde oynadım. Ayhan Işık, Eşref Kalçak, Yılmaz Güler, Ekrem Bora, Atıp Kaptan, Bayi Öz. Hani bütün hepsinde oynadım. Hepsinde oynamadığım bir aktör ve aktris yok. Çetin Bey konumuza göre bir zamanların sinema emektarı ve bugünlerde parası ve kalacak bir yeri yok. Beni tanımadın mı? Yok, evlat. Tanımadım. Ben eski Yeşilçam emekçisiyim. E ne yapayım? Hay, hakikaten ben hiç beklemiyordum öyle bir şey. Tuhaf oldum. Yani çok duygulandım. Bir gün öncesinden Beylikdüzü'nde gizlendiğimiz bu mekana giriyor ve parası kadar çorba içmek istiyor. 7 lira çorba, 7. 3 liralık olur değil mi? Olmaz. Bu kadar param var kardeş, 3 liralık versen. Olmaz. Garson rolündeki oyuncumuzun tavrı net. Ben 3 lira istiyorum, fazla param yok da. Yok abicim yok, 3 liralık şey, çorbamız yok. Ne olur, ben karnım çok aç. Abicim öyle bir şey olmuyor, ben de burada çalışıyorum, kusura bakma. Tunca'nın red cevabıyla bakın halkımız ne tepki veriyor. 3 lirası varmış ama. Baba ben veriyorum, çorbayı versene anlamıyor musun? Ver diyorum işte be. Git Yakup, ben de ısmarlayacağım çorbanı. Ya ben dilenci miyim yani? Bizim misafirimiz olsun beyefendi ya. Kameralar gizli, tepkiler halktan. Vereceksin diyorsan vereceksin lütfen. Abi vallahi öpeyim. Sağ ol, sağ ol. Biz senin filmlerle büyüdük ya, alışayım mı ya? Sağ ol, lütfen Allah gelin, senden, Allah senden. Lütfen misafirim olur musun abi? Gizli kameralar kıyıda. Şimdi tavrıyla bizleri duygulandıran bu beyefendi misafirimiz. Çetin Bey içeri giriyor ve çorba istiyor. Selamun aleyküm. Buyur abicim. Bir çorbanız var mı? Var. Bir çorba istiyorum. Tabii. Kaç para acaba? 7 lira. 7. Bir dakika. Cebinden parayı çıkarmadan beyefendi giriyor. Ver çorbasını ver. Garson bey, 3 liralık olmaz mı? Tamam sen çorbası veriyorum baba tamam. Şimdi 3 lirası varmış ama. Baba ben veriyorum çorbayı versene anlamıyor musun? Ver diyorum işte be. Tamam abi peki, peki. İngilizce mi konuşuyoruz baba? Beni tanıdınız mı? Sıkıntı yok efendim ya. Sağ olun. Afiyet olsun. Eskilerden. Aynen. Eskilerden Çetin Başaran. Memnun oldum abim. Sağ olun. Yeşilçam'dan. Yeşilçam'dan biliyorsunuz eskiden çok çalıştık ama işte ne yapalım, hayat, abi. Hayat. Aynen, aynen. Beyefendi Çetin Bey'i tanıdığını söylüyor ve bakın Tunca birazdan bu güzel sohbeti nasıl bozacak. Bunlara da şükürler olsun, boş ver. Abi şuraya servis atacağım, sen o tarafta gel iç çorbayı. Hadi arkada, arka tarafta. Yok orada ver, 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 ver. Şu arkada açayım daha rahat etsin. Olsun, orada ver abi. Burası giriş ya, şimdi şey olsun falan. Beyefendi, masalar... Bir şey olmaz. Sen ver, ben sana diyorsan ver abi. Müşteri falan gelecekti abiciğim. Ya sen boş ver, onlar rahatsız olan müşteri buraya gelmesin baba, ver sana. Gel baba, sen gel benimle otur. Yok gel. Ya şimdi rahatsız olmayın siz baba, ya. Baba niye rahatsız olayım, kurban olayım. Senin patronu çağırsana bana, sen niye beni sinirlendiriyorsun? Gerek yok abi. Yatı koy buraya. Gel baba, gel otur. Biz de sokaktan gelmişiz. Baba otur, baba otur. Selam, ellerinden öpüyorum. Beyefendi çok güzel bir harekette bulunuyor. Ya, rahatsız olan insan hiç buraya gelmesin. Hep canım, ver şunu mu ya? Çok güzel. Rahatsızlık veriyormuş. Sağ ol, ellerinden öpüyorum ama olur mu? Şeref veriyorum. Çetin Bey'den biraz sektörle ilgili sohbet etmesini istiyoruz. Başrol oynayan bütün arkadaşlarım, Ayhan Işık, Eşref Kolçak, Yılmaz Güney, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal. Kaç tane karşısında oynadık ama. Oluyor da baba, hayat oluyor, vefasız evlat oluyor, vefasız eş oluyor, vefasız arkadaşlar oluyor, hayatta oluyor, normaldir yani. Çok çok yani. Sektör vefasız. Sektör çok vefasız. Çok utanıyorum. Ya niye baba utanacak ne var ya? Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. İnsan insandan utanır mı ya?
Allah senden razı olsun. Allah cümlemize razı olsun kurban olayım. Öyle şeyi hiç kafana takma. İnsandan utanan insan insan değil zaten. Bu güzel yürekli beyefendiyle tanışmak için içeri giriyoruz. Geldiğiniz duyarlılık için sizi kutluyorum. Ben bu bizim insani görevimiz yani. İnsanlar kendi insani görevlerini bildikten sonra zaten hiçbir sıkıntı yok. Hani düşmez kalkmaz bir Allah'tır yani. Kimse kimseden üstün değil. Yokluk, varlık insana mahsus bir şeydir. Bugün var, yarın yok. Onun durumuna düşmeyeceğimiz ne malum? Hani kimse bunun garantisini verebilir mi? Yarın bakarsın çoluk çocuğumuz, eşimiz bizi terk eder, sokakta kalırız. Onun için insanların birbirinin ilk önce insan olarak görmesi gerekiyor. Yeşilçam emektarının kafeden kovan garsona tepkiler birazdan. Parası olmayana insan muamelesi yapmıyor musun sen? Bir çorba. Bir tane. Bir dakika. Yahtı kaç para? Nasıl? Kaç para? 7 lira. Bu beyler şimdiki misafirimiz. Şey, fazla param yok. 3 liralık olur mu acaba? Olmaz. 3 liralık çorba yok burada. 3 liralık ver, yarısını yani. Yok. Ya kardeşim ya. Hadi abicim hadi. Beni tanımadın mı Çetin abi? Beni tanımadın mı? Yok. Evlat. Tanımadım. Ben eski Yeşilçam emekçisiyim. E ne yapayım? Filmlerde oynuyorum. Oynadım, çok oynadım. Cüneyt Arkın'la. Ne yapayım abi sen Yeşilçam? Kendi aralarında konuşuyorlar ama gözleri oyuncularımızda. Ne olur bir kolaylık gösterseniz. Gösteremeyiz abi. Şuraya herkese çorba verseydik bizim halimiz ne olurdu? Hadi. Hadi. Çorba mı içmek istiyor? Tamam ver kardeşim çorbasını. İyi de yani kılık kıyafet olarak da biz almak istemiyoruz biz. Ya düşmez kalkmaz bir Allah. Neyse bir tane para bir çorba ver içtim. Yani çorbası parası yokmuş 3 lirası varmış 7 lira çorba parası. Benden al. Benden al. Sizi rahatsız etti ya kusura bakmayın. Estağfurullah ne demek? Ben çıkarayım. Yok yok kendini söylemesi ben tehdit edecektim. Söyleyecektik. Telefonda konuşuyoruz. Tamam. Ama hoş değil böyle müşterilerle şey muhabbet olması. Hayatım önemli değil. Sen oraya bir tane çorba ver bizden al. Tamam. Adın ne senin? Benim Çetin Başaran. Çetin Bey adını söylüyor ve bakın ne yapıyorlar. Vallahi ben tanıyamadım ama siz tanıdınız mı? Bak, doğru mu söylüyorum? Tabii. Hadi kaldır abi, kalk abi. Kalk abi. Bizim misafirimiz olsun beyefendi ya. Abi yani siz ödüyorsunuz bizim... da şu yani kılık kıyafete bakın. Yani olacak iş mi şurada yani? Siz bakın ne güzel. Bana bir 10 lira ver. Gel buraya, gel buraya. Gel, gönder bana. Gönder bana. Bakın beyefendi şimdi ne yapıyor? Kusura bakmayın ya siz de. Hadi abi hadi. Hadi çık bir daha da gelme buraya hadi yürü. Ya ben dilenci miyim? Yani, tamam dilenci sabah... Allah Allah hadi. Ve biz içeri giriyoruz. Tahmin ettim, yemin ediyorum tahmin ettim. Efendim merhabalar. Ya. Yemin ediyorum tahmin ettim. Kalkıp onu alıp beraber gidip ona çorba içirmek istedim. Biz hatta masaya davet ettik, bizim misafirimiz olsun diye. Rahatsız eden şey garsonun tavrı oluyor. Yani işte o terslemesi, bozması insanı rahatsız ediyor yani. Sizi rahatsız ediyor falan. Hayır beni rahatsız etmiyor. Tam tersi garsonun öyle iteklemesi, çekiştirmesi rahatsız ediyor insanı. Yani bir tane çorba yani sonuçta. Ben biraz çabuk duygulanan bir adamım. Sizi görünce çok duygulandım. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Gerçekten severek izlediğim ve hep duam da şu. Allah vicdanımızı ve insanlığımızı elimizden alma. Paramızı alabilir. Kulumuzu da alabilir. Şunu da alabilir. Bunu. Ama vicdanımızı elimizden aldığı zaman insan diyemiyoruz kendimize maalesef. Yeşilçam emektarının kafeden kovan garsona tepkiler birazdan. Yani çok duygulandım. Sonradan bizi çok şaşırtan bu hanımefendi şimdiki misafirimiz. Evladım. Çorba var mı? Var abi. Bir çorba istiyorum ben. Bir dakika kaç para? 7 lira. 3 liralık olur mu? Olmaz. Ne olur abi? Bu kadar param var. Olmaz abi. Bakın hanımefendi ne diyor? Pardon bakar mısın? İyi misin sen? Yeniyim bugün başladım, bu sabah başladım. Neden vermiyorsunuz beyefendiye? Yani 3 liralık çorba hem zaten yok bir de görüntüsünden, kılık kıyafetinden dolayı hoş. Hani konsepte de uymuyor fazla. Siz de rahatsız edilir diye düşünün. Çocuk falan da var şimdi. Ne demek yaptınız kıyafet? Ayıp yaptınız. Ya zaten parası... Ne istiyorsa beyefendiye verir misiniz? Ama parası yokmuş zaten. Parası olmayana insan muamelesi yapmıyor musun sen? Yani ben veremem. Burası sonuçta hayır kurumu değil, aşevi değil. Ben nasıl 3 liralık çorba vereyim? Kimsin sen? Yeni başladım buraya çalışmaya. Tanıyor musun sen beni? Sizi mi? Evet. Tanımıyorum, kusura bakmayın. Tanımıyorum. Vereceksin, diyorsan vereceksin lütfen. Getirir misin? Çok ayıp yaptın.
Yoksa bugünün sonunda işinden olacaksın. Ben niye işimden olayım hanımefendi? Ben siz rahatsız olmayın diye uğraşıyorum. Niye? Ya kim aldı seni? Senin gibileri kim alıyor ya? Hayır hanımefendi, ben... Pardon hanımefendi, siz kimsiniz? Benim başvurum, siz kimsiniz? Ben anlamadım. Siz tanıyor muyum sizi? Bana Fatih Bey'i çağırır mısınız? Hanımefendi oldukça sinirleniyor. Bakın şimdi neler olacak. Oturup bırakır mısın? Kimseyi rahatsız etmem ben. Hadi abicim hadi. Çorbamı içip gidip. Bana bakar mısın? Yiyecek o. Tamam, para da vermiyor. Bak çok sinirlendim. Para nasıl ver? Benim cebimden çıkar hanımefendi, yani öyle olur mu? Hadi hadi abicim. Pardon, ben sana ne dedim az önce? Duymuyor musun beni sen? Duyuyorum hanımefendi, gayet iyi duyuyorum. Fatih Bey'i çağırır mısın bana? Hanımefendi ısrarla yetkiliyi çağırmasını istiyor ama Tunca hanımefendiyi zorlamaya kararlı. Hadi. Hadi abi. Ya ben vereceğim ve adama istediği gelecek önüne. Sen benim dediğimi yap. Ben bir Fatih Bey'e bakayım da efendim. Pardon. Hayret bir şey ya. Sağ olun. Hanımefendi içeri mi geçecek diyoruz ama Çetin Bey'in gönlünü almak için yanına gidiyor. Tanıdınız mı beni efendim? Gözüm yerden ısırıyor ama... Efendim ben eski emektarlardan, Türk sinemasından. Öyle mi? Hoş geldiniz. Saygılar efendim. Saygılar benden. İşte düşmez kalkmaz bir Allah. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben bu işletmenin sahibiyim, kendisini bilmiyor. Bu hareket hiç hoşuma gitmedi. Sağ olun, Allah sizden razı olsun. Allah bütün muradınızı versin. Allah sizden de razı olsun ama yaptığı büyük bir terbiyesizlik. Pardon. İşte bu terbiyesizliğin hakkını verecek. Düşmez kalkmaz bir Allah. Eskiden biz deydik, biliyorsunuz eskiden. Fatih Bey'in çağrılmasıyla hanımefendinin kim olduğunu öğreniyoruz ve durumu izah ediyoruz. Böyle konuştuğunu ben sizin böyle mekan sahibi olduğunuzu bilmiyordum. Biz bir çekim yapıyoruz burada. Gizli kameralarla kusura bakmayın, ben sizin öyle şey olduğunuzu bilmiyordum. Direkt müşteri zannettim ben, Fatih Bey'le şimdi söyledi. Çekim mi? Yok. Ben de çok sinirlendim. Şimdi içeriye girme zamanı. Merhabalar Altan Bey. Merhabalar. Çekim yaptığımızı bilmeden siz de girdiniz. Kusura bakmayın. Rica ederim. Biz evet sabah erken bir saatte geldik. Siz de geç geldiğiniz için bizi görmediniz. Evet. O yüzden gerçek müşteri gibi mekanın sahibinin eşi olarak evet, çok evet. Duyarlı bir tepki gösterdiniz. Sinirlendiniz. Evet. Sizin mekanınızda böyle bir şey olması... Çok şaşırttı beni. İnsanlık adına da utanç evet. Verici hem de müessese adına da. Utanç verici bir olayla çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Böyle bir olay nasıl yaşanır diye. Evet maalesef bazen... Gerçek olmuş olsaydı o insan kesinlikle burada durmayacaktı. Bu işletmede çalışmayacaktı. Bize insan lazım. Yeşilçam emektarını kafeden kovan garsona tepkiler birazdan. Hay, hakikaten ben hiç beklemiyordum öyle bir şey. Tuhaf oldum. Çorba var değil mi? Var. Çorba. Bir tane mi? Ne kadar fiyatı? 7 lira. Bir dakika. 3 liralık olur mu acaba? Yok olmaz. Yarım verin, karnım çok aç da. Olmaz. Yani öyle yarım porsiyon çorbamız yok. Çok fazla param yoktu. Anlıyorum da bizim de yarım çorbamız yok. Ne olur ya bir kolaylık gösterin. Ben burada çalışıyorum, öyle bir şey yapmam. Sorun. Hanımefendi uzun süre olayı izliyor. Sizce müdahale etmeyecek mi? Hani bu duruma düştüğüme bakmayın. Ben eski sinema emekçisiyim. Tanıyamadım. Eski, çok eski. Çetin Başaran. Çetin Başaran. Çetin Başaran. Tanıyamadım. Hadi abi. Ne hadi yapıyorsun abi. Ya? Niye adamı kovuyorsun? Parası yokmuş da. 3 liralık çorba istediğim de 3 liraya çorbamız demek yok. Demek ben veriyorum kardeşim. Ya olsun canım, ben veririm çorbanın parasını. Yapma öyle, günah. Ben de verebilirim, hiç fark etmez. Yok, siz rahatsız olmayın zaten. Yok, öyle ben her rahatsızlık duymuyorum, kesinlikle. Her gelene öyle çorba ısmarlayacaksak bizim de halimiz ne olur yani. Bir çorba için... Abicim hadi ısrar etme, hadi abi. İzin veriyorsanız arkada yiyin, bir yerde yiyin. Öyle değil mi şimdi yani? Siz de şimdi beni zor durumda bırakıyorsunuz. Şey, zor durumda değil yani siz... İşletmeye yani, bir sorun. Bizim kıyas... için gerçekten bir şey fark evet. Ediyor. Kılık kıyafetim arkadaşınız sizin şeyinde rahatsız edebilir. Yok yok, rahatsızlık kesinlikle hissetmem ben. Yani ben kendi adıma konuşayım, kesinlikle öyle bir şey yok. Siz bilirsiniz, siz işletmeye sorun. Nitekim onlar da çalışıyorlar burada. Öyle ama bir şey yapamazlar yani. Hanımefendi Tunca'yı haklı bulmak istiyor. Diyene işimiz var o zaman. Yok şeyini biz veririz, öderiz. Hiç önemli değil. Evet. İşte siz de muhatap olmak zorunda değilsiniz yani. Allah Allah. Tamam o hadi zaman abi. Arkadayız siz veriyorsunuz. Ya da şu arka tarafta bir yerde iç çorbanı. Bak hanımefendiler verecek. Evet. 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 Şu arka tarafta bir yerde otur. Şey olur mu ya? Kovulur mu insan ya? Demet yanına geliyor ve konuşuyorlar.
Ben hiç almayacaktım en başta da hata yaptım. Siz buyurun oturun. Yok yok. Siz çorbasını verin. Gerekirse biz ödeyelim. Hayır yani. Hiç önemli değil yani o. Karnını doyursun gitsin. Canım siz de rahat edin biz de rahat edelim evet. En azından. Hadi aç. Çık. Tuncu hanımefendiyi zorluyor. Tepki alabilecek mi sizce? Allah. Seninle mi uğraşacağız? İşimiz gücümüz var. Hadi. Ben şöyle ona götüreyim mi çorbacıya? Ödeyeyim geleyim. Hadi öyle yap o zaman ya. Bak bayan çorbacıya götürüyor. Utan. Yok yok bir şey yok. Onunla alakası yok. O çalışan. Ve şimdi gerçeği anlatma zamanı. Efendim merhaba. Sen merhaba. Olsan ne yapardın adlı programa sizi konuk olarak aldık. Çok kötü oldum ama yani bir işletme olduğu için gerçekten bir şey yapamadım, çaresiz kaldım ve çok kötüydüm, gidiyordum. Yani çorbacıya götürüyordum. Hanımefendi de gördü. Çok kötü oldum. Yani çok duygulandım. Evet, hepimizin başına gelebilecek şeyler değil mi? Hayat yarın ne olacağı belli değil. Yaşamın biraz yardımcı olmamız lazım. Siz bu duyarlılığı her zaman gösteriyorsunuz herhalde, gözyaşlarınızdan ona anlayın. Evet, evet. Yapmaya çalışıyoruz Allah'ın yani izniyle de yapacağız zaten. Ama daha farklı şeyler de yapılabilir yani. Buyur abi. Abi çorba var mı çorbanız? Çorba. Var abi. Kaç para? 7 lira. Getireyim mi? 3 liralık. Nasıl? 3 liralık istiyorum ben. Olur mu abi çorbanın 3 liralık? Olur mu abi 3 liralık çorba? Fazla param yok 3 liram ya var. Ya çorbanın 3 lirası mı olur abiciğim? Karnım çok aç ne olur. Kusura bakma olmaz öyle şey. Şöyle seni alayım abi gel. Buyur abi. Şey pardon. Niye öyle yapıyorsunuz? Beyefendi anında müdahale ediyor. Çorbaya parası yetmiyor da beyefendi. Porsiyonu 7 lira çorbamız. Yani porsiyonu 7 lira çünkü 3 liralık bir porsiyonumuz yok. Tamam ver çorba. Kardeşim ben şey yaparım öderim ya. Ama şimdi kılık kıyafet açısından da pek konsept uymuyor. Sizi rahatsız edebilir. Hanımefendi oturuyor burada. Saçma olmayın. Yüzden... Saçma oluyor. Olaya fazlasıyla sinirlendi. Bakın şimdi ne olacak? Böyle otur. Gelir misin böyle? Böyle gelir misin abi? Şimdi rica rahatsız olmayın. Siz... Ya kusura bakmayın. Rica ederim. Lütfen ya saçma. Ya lütfen ya. İnsanın içine... Ben en iyisi çıkarayım ya. Hayır abi olmaz. Bırakır mısın? Abi. Arkadaşım parası sen değil mi? Niye beni bağırtıyorsunuz ya? Gelir misin abi sen buraya yanıma? Ayıp ya bir insana saygı olsun ya. Beyefendi tanıdınız mı beni Çetin Bey? Beyefendi tanıdınız mı beni? Ben Yeşilçam'ın eski emekçilerinden. Yeşilçam'ın eski emekçilerindenim. Abi vallahi öpeyim. Sağ ol. Senin filmlerine büyüdük ya. Alışayım mı bu ya? Sağ ol. Allah lütfen gelin. Lütfen misafirim olur musun? Abi? Allah senden razı olsun. Ya rahatsız olmasaydın. Olur mu saç? Ya lütfen arkadaşım. Ya yapmayın ya. Alışayım mı? Buyur abi gel böyle. Ayıp ya gördüm bir müessese saygısı ol ya insan. Bu hale mi düştük biz ya? Hayır da yani her gelene 3 liralık çorba versek bizim halimiz ne olacak beyefendi? Lütfen uzatma. Rica ederim uzatma. Şimdi ben de gideceğim ya. Lütfen ya. Bu kadar insana bu kadar saygısızlık olur mu ya? Nasıl bir ortam değiştiriyoruz ya? Farkında değil misiniz ya? Lütfen ya. Konseptimiz uygun değil. Kendi değerlerimize bile sahip çıkamıyoruz. Lütfen kardeşim. Abi ne yersin ne içersin lütfen. Lütfen abi. Menü verir misin bir tane? Bir çorba içeyim başka bir şey istemiyorum. Ay abi ya yemeğini ye lütfen. Ay nasıl canım? Benim ayağım tutuyor ya. Nasılsın abi iyisin? Allah razı olsun sağ ol. Tunca beyefendiyi zorluyor. Her gelen içeri alırsan böyle 3 lira direnene falan böyle 3 liralık çorba isteyene ben de patronum yani beni işten çıkarır. Her zaman böyle bunu yapamam. Şimdi kardeşim aldığımızı... tamam anlıyorum sen belki şey, ama senin tutumun doğru mu ya? Ya şu tutum hakikaten bizim Türk insanına Türk mesela yakışmaz ya yalga yakışmaz. Esnafa da yakışmaz bile. Hakikaten ben o adamı isterken duygulandım böyle gözlüğüm yakışır sen nasıl dayanabiliyorsun anlamıyorum yani. Ama neyse her, yani. Her gelen 3 liralık çorba versek bence. Bizim halimiz ne olacaktı? Burası sonuçta hayır kurumu değil ki beyefendi yani. Hani siz de hak verin bana. Çetin Bey ben sizi zor durumda bırakmayayım. Gideyim ya en iyisi. Çetin Bey'e kalkmasını söylüyoruz ve şimdi ortam geriliyor. Bırakmayın. Abi ya sen el öpecek bir insansın ya. Sen sağ ya, Allah sana, Allah sana şey razı olsun. İşte düşmez kalkmaz bir Allah. Öyle ya abi öyle yani. Yani. Zaten biz de utanmamız lazım. Bu donanım. Abi ne yer ne içersin? Rica ediyorum. Sağ ol ben bir çorbadan başlayayım. Sağ ol. Sağ olun. Ben rahatsız ettiğim için özür dilerim. Öyle, olur mu lütfen ya? Rahatsızlık olur mu ya? Yani istiyorsanız yine şey yapabilirim. Yok hayır lütfen. Rica ederim uzatmayın. Şu arka taraflara falan alayım bari sizi rahatsız etmesin. Arka taraftayız. Arkadaşım ya sen hakikaten benimle dalga mı geçiyorsun? Yoksa hani üzerime mi giriyorsun? Ben anlayamadım şimdi ya. Tek başınıza oturuyordunuz. Niye ben rahatsız olmuyorum kardeşim? Ne alakası var ya? Ya bizi ya rezil ettin insanlar bakıyor ya. Bence siz utanmalısınız ya. Lütfen uzatmayın ya. Ne gerekiyorsa getirir misiniz masaya? Daha fazla beyefendiyi zorlamadan içeri giriyoruz. Efendim gösterdiğiniz duyarlılığa çok teşekkür ediyorum.
Merhabalar. Çok sağ olun. Siniriniz bozuldu ama. Hayır, hakikaten ben hiç beklemiyordum öyle bir şey. Tuhaf oldum ya, hakikaten çok zor bir durum ya. Üzülmeyin, TRT1'de yayınlanmakta olan Sen Olsan Ne Yapardın adlı programa konuk oldunuz. Vefasızlık, eski emekçilere yapılan haksızlık, saygısızlık, bütün bu konular çok hassas bir duygu içinde birleşiyor. Ve siz de gelir gelmez mekana şahit oldunuz Çetin abimizin düştüğü durumu, evet, gencecik garsonla. Şey oldum, evet, ya, biraz hemen müdahale ettiniz. Yine de... Neler hissettiniz efendim bu müdahaleyi yaparken? Ben çok üzüldüm ya, hakikaten. Ne hissediyorduk ya, nasıl bir hale geldik? Şimdi abi de sonradan tanıdım, beni tanıdım diye tanıdım. Hakikaten yani onun filmleri büyüdü diyebilirim. Yani yaşım benim hani 39 yaşındayım. Ama hakikaten çok izledik. Birden hani bir de o sahneyi görünce iyice çok kötü oldum ya. Biz o insanlarla büyüdük, onlarla öğrendik. Hani yaşamayı, aile edebini, Türk insanının misafirperverliğini, her şeyi biz hani öyle gördük, öyle yaşadık.